Senin ben bir şeyleri Evet. sakladığını, birilerinden korktuğunu düşünüyorum. Çok da Öyle bir çekingen şey yok. duruyorsun. Hani dün de hani Ya o öyle bir izlenim, öyle bir izlenim başkası veriyorsun. kaçırıyor veya başkası tutmuyor. Yani başkası kaçırsa başkası da burada olamazdı. Dün zaten ekip arkadaşlarına geldiğinde ben başta da görüştüm İzmir'e geldiklerine. Dün de görüştüm. Telefonları hep cevap verdim. Hiçbir zaman telefon açmamazlık yapmadım. Sen yasaklı madde kullanıyor musun? Hayır. Kullanmıyor musun? Hayır, kullanmıyorum. Bu durgunluğu normalde bir durgun bir çocuk mudur? Evet, durgundu. Böyle midir? Yani ben normalde durgun, sakin biriyim. Hani her zaman kendim durgun ve sakin biriyim. Şimdi şöyle Haydar'ın evinde Evet. neydi tam ismi Haydar'ın? Haydar Bahadır mıydı? tam birazdan söyleyeceğim onun tam ismini. Haydar Masar Bahadır. Haydar Masar Bahadır yani Hayko adıyla dün yayında yaşadıklarından sonra daha doğrusu kendisiyle ilgili gerçeklerle yüzleştikten sonra biliyorsunuz Haydar'ın sabıkası var. Bize yalan söyledi. O sabıkan işte yaklaşık ondan fazla, şimdi tam sayısını bilmiyorum ama hırsızlık da var işin içerisinde. Birçok iddialar var. Sabıkasını söyledikten sonra yayını terk etti gitti. Ama dün akşam yayında yine maalesef yalanlarına devam etmiş Haydar. Dün akşam yayında neler söylemiş? Bir ekranlara getirelim. Sonra arkasında gerçekler ne? Onu da ekranlarınıza getireceğim. İyi dinle Haydar. Yayını izlediğini biliyorum. Önce dün akşam yaptığı yayın Haydar. Sen de iyi dinle. Nereden fıstık Anam babam perişan. Şunu attılar bak be. Sevgili dostlarım, sevgili izleyicilerim. Bugün İmge konusunda aklandığım gibi başıma şimdi de başka bir konu çıkardım. Şunu söylemek istiyorum. Sibel denilen kadın benim kızıma işte Hayko bunu yaptı, bana bunu yaptı işte falan filan diye üzerime bir ton iftira attı. Sibel'in ve kızının adli sicil kayıtlarının araştırılmasını, bana yapılan bu oyunların, bu kumpasların başkasına da yapıldığına inanıyorum. Bunların böyle suçları vardır. Ne olursa olsun. Asla ben böyle bir şey yapmadım. Şantaj yapıyorlar, şov yapıyorlar, beni karalamaya çalışıyorlar. İnanmayın, asla inanmayın. Merhaba arkadaşlar, ben Hayko Bahadır. Bugün katıldığım Show TV'de Didem Aslan'la Vazgeçme programında imge konusu gün yüzüne çıktı. Buradan atlandım. Dediğim söylendi. İşte kızları tehdit ettiğim söylendi. Bir ton şeyler. Bugün de yeni bir iddia geldi. Bu da bir rivayet. Kızımızı şükürler olsun buldum. Anam babam perişan. Şunu attılar bak. Bugün beyden giderken fıstık. Başıma bir olay geldi ama yemin ediyorum şunu söyleyeyim, Sibel Hanım sizin adliyede ses kayıtlarınız var, kızıma bir şey yapmadı diye. Artı ikinci, hırsızlık olayına geliyorum. Hırsızlık olayında da eşim en son evden giderken altınları vermedi diye bir beyanda bulunmuştu. Benim yapmış olduğum tek hırsızlık buymuş yani. Eşimin altınlarını ben vermemişim. Birincisi o Sibel'in, önce Sibel'i darp ediyor Sibel'in iddiasına göre. Arkasından kızı 16 yaşındaki kızını istismar ediyor, zorla sahip oluyor. Arkasında iddia öyle, ikisinin iddiası öyle. Ve daha sonrasında biz bunları nereden biliyoruz? Dava dosyalarından biliyoruz, adliyeden alınan dosyalardan biliyoruz. Arkasından Haydar şunu yapıyor, küçük kızın, 16 yaşındaki küçük kızın, iyi dinle. Sevgili İmre, 16 yaşındaki küçük kızın görüntülerini çekiyor, mahrem görüntülerini çekiyor ve aileyi onunla tehdit ediyor. Aile öyle söylüyor çünkü. Dava dosyasında onlar yer alıyor. Hala yargılanıyor. Bu arada şu anda Hayko aslında hükümlü. Covid izninden dolayı dışarıda geziyor. Özel izinle dışarıda. Aslında şu anda hükümlü. Cezaevinde olması gerekiyor. Fakat Covid'den dolayı cezaevlerinde işte açık hakkı kazanan mahkumların çıkması sebebiyle bu yasadan faydalanmış. Dolayısıyla da şu anda hükümlü aslında. O yüzden Covid'den dolayı dışarıda. Hangi suçtan dolayı hüküm almış onu bilmiyorum ama yani onlarca dosyası var. Haydar Bahadır'ın, Hayko'nun onlarca dosyası var. Çünkü sonrasında kızımızın bazı özel görüntülerini bende var. Şikayetinizi geri çekmezseniz ben de onları sosyal medyada yayınlarım diye tehdit ediyor. Senin böyle görüntülerini çekti mi? Hayır, çekmedi. Emin misin? Eminim. Haberin olmadan çekmiş olabilir mi? Olamaz. Peki. Biz bunları dün kendisine söylediğimizde ne yaptı beyefendi? O gerçeklerle yüzleşince, daha doğrusu gerçekler ortaya çıkınca yayını terk etti. Fakat dün akşam diyor ki Show TV bana cevap hakkı tanımadı. Oysa gerçekler neydi? Bir gelsin ekranlarınıza. Kızımızı şükürler olsun buldum. Anam babam perişan. Şunu attılar bak be.
Bugün beyden giderken fırsatı kestiniz. Gerçekler ortaya çıktı. Hayko çıldırdı. Gelelim Hayko sana. Neden bana geliyorsunuz? Neden bana geliyorsunuz abla, diyor da. Hayko. Soruyorsunuz bana. Soruyorum. Hata yaptınız mı diyorsunuz? Soruyorum. Müslüm babanın dediği gibi. Hatasız kul olmaz. Hata yapmış olabilirim. Ama öyle, ne yapmışım abla? Ama öyle hatalar yaparsın ki. Ne yapmışım? Tamam söyleyin. Buyurun Sabıkan söyleyin. Var mı? Var dedim. O gün söylemiştim. Sen bana o gün dedin ki. Evet. Bir işte bina. Çıkarayım. Nasıl? Çıkarayım. Size sabıka kağıdımı getireyim. Çocuğun istismarı ve reşit olmayan olmak üzere benim bildiğim evet. Bu sabıkalarım var. Evet var. Hani sen iyi adamdın? Hani peki bir şey söyle. Abla bak sen şimdi bana izin vermiyorsun. Sen tutturmuşsun bana hepsini söylüyorsun. Ben de size diyorum ki annesi bana açıktı. Annesi bana kızın üzerinden yürüdü. Diyorsun ki eğer şikayetini geri çekmezsen ben bunları sosyal medyada yayınlarım diye tehdit ediyorsun. Kime onlar diyorum? Onlar da şikayetini geri çekiyorlar. Sibel'e söylüyorsun. Ablacığım bak. Sen çocuğun görüntülerini böyle çektin. Peki. Böyle bir kayıt var mı? Böyle bir tane mesaj var mı? Hırsızlık niye yaptın? Ne hırsızlık yapmışım? Yağma neden yaptın? Şiddet neden uyguladın insanlara? Kimden hırsızlık yapmışım ben? Hırsızlıktan senin... Kimden hırsızlık yapmışım? Var seni araştırdım ben. İsmini söyleyin kimi neye yapmışım? O kadar detaya girmem. Abla gir söylüyorsan gireceksin. Bak ben genç kızları konuşuyorum. Kimi yapmışım kimi yapmışım? Münevvere ne yaptın? Münevvere ne yaptın? Yeter ya. Sen iyilik meleği falan değilsin. Tamam değilim ben ya. Kara meleksin. Sabıka dosyası açıklandı. Stüdyodan kaçtı. Didem Arslan Yılmaz çağırdı. Hayko stüdyoya dönmedi. Ne oldu Dilek Hanım gelip konuşturmuyorsunuz? Şekerim 1500 şekeri diyordu. Şekeri çıkmıştı. Niye konuş? Görelim mi? Dilek de konuşmamaya karar vermiş. Gerçekler ortaya çıkınca gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak bir huyu var. Hayko da erken çıktı ortaya. Çünkü Hayko'nun o kadar çok şeyi var ki hatası değil suçu var yani. Biz kendisini tekrar buraya davet ettik fakat gelmemeyi tercih etti. Çünkü o iddialarla yüzleşmek istemedi. Bana sadece şunu söylemişti. Bir ticari davam var, bir ev alım satımından dolayı kaynaklanan bir iddia var, öyle davam var demişti. Yani Haydar bana yalan söylemişti. Ben de söz verdiğim için açıklamamıştım. Fakat biz daha sonra özellikle bir genç kıza yaptıkları, onun annesine yaptıkları ve daha diğer iddiaları duyduktan sonra bunu kendisine söyledik. Beyefendi bunu kaldıramadı, dışarı gitti. Dışarıda bayağı annesiyle oturdu. Dilek de bana söz hakkı vermiyorsunuz dedi. Bayağı bir ahkam kestiler falan. Dün akşam da yayında utanmadan... Diyor ki Show TV benim sesimi kesti. Küfredersen tabii ki keseceğim. İnsanlar senin küfürlerini duymak zorunda değil. Ama biz seni yayına çağırdık. Bak görüntüler konuşuyor. Sen gelmedin korktun. Yayına gelmedin korktun. Bu kadar basit yani. İmre sen ne istiyorsun kızım ya? Bak ne istiyorsun? Burada gül gibi annem var. Şahane bir annem var. Dünya tatlısı bir dedem var. Babanla mesaj göndermiş. Babanın mesajı da orada. Ben kızıma sahip çıkmak istiyorum. Evde tartışmalar olabilir ama baban seni istismar etmemiş, sadece bazı noktalarda tartışmış. Evde tartışma olması da iyi bir şey değil. Sizin de bazı dersler evet. Çıkarmanız lazım. Evet. Sen ne yapacaksın kızım? Arkadaşının evine mi gideceksin, annenin yanına mı gideceksin? Okulunu mu bitireceksin, bataklığın içine mi gireceksin? Ya bataklık ne yapacaksın? Dediğiniz bataklık tanıma. Ne biliyorsun Nazır'ın annesi babası kim? Onlar bir iyilikte bulunmuşlar kendisine göre. Olabilir, iyi insanlar olabilir. 2,5 ay boyunca hayatında tanımadığın, hiçbir araya gelmediğin, akraban olmayan bir evde duruyorsun. Annesi babası orada, Nazan'ın orada duruyorsun. Tanımadın, hayatını tanımadın. Bak hakkında hangi iddialar var. Haydar diye bir evin adamın yanına gidiyorsun. Sana evde tartışma var diye annenin babanın yanında durmuyorsun be kızım ya. Neden? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Kız arkadaşlarım kalmaya devam edeceğim. Tam bunu söylemiştim. Pes. Ama annemle vallahi gene pes. Görüşeceğim. Ne yapacak kız arkadaşın yanında kalıp? TikTok yapacaksın? TikTok meraklısı değilim ben. Ne yapacaksın? Nazan'ın yanında mı kalacaksın? Evet. Nazan senin yanında kalıyor mu annen baban? Senin annen baban niye onu evinde tutuyor? Bak onun ailesi var. İmre bir şey sormak istiyorum. Aa. Bir dakika. Tabii. Bu kararın son mu? Annemle gene görüşmeye devam edeceğim. Yani annemi silip atacağım demiyorum ki. Tamam da sen şimdi kendi evin varken, kendi bir düzenin varken niye başkasının evinde kalıyorsun? Neden kızım ya? Yani düzenim orada mı? Rahat mısın? Huzurlu musun? Yani rahat, huzurlu olmasam sen döneceğim demem. Benim rahatım buraya... ki huzurluyum ki döneceğim diyorum. Onun annesi babası. Nereye döneceksin?
Senin annen baban değil o insanlar. Değil. Kimin senin evine döneceksin? Bize mi döneceksin? Arkadaşın evine mi döneceksin? Dedesi konuşuyor. Dede bir konuşsun. Ha, bana bunu söyle Sade. Anlamadım. Yani şimdi arkadaşının evine mi döneceksin? Kendi evine mi döneceksin? Yani biraz kendimi toparlamam lazım. Bu yayınlardan çok etkilendi psikolojim. Hani kız arkadaşım kalıyorum, sonra anneme döneceğim tabii ki de. Sen anne dönmeyeceksin, bize yalan söylüyorsun. Ya sen şey bak, ben sana miyim? Tek kelime söyleyeyim. Yalan söylüyorsun. Sen gelmeyeceksin kızım. Çünkü ben o gün ne dedin sen bana? Ben gelmiyorum dede dedin. Ne ama zaman? Ama gene rahat ol. Allah başını ayağına taş değmesin. Yazık sen ya. Gene bildiğini yap. Yazık ya. Ama bu tarafı artık unut. Yazık. Öyle demeyin Sedat Bey. Yok, yok, yok. Öyle demeyin. Yani öyle demeyin. Sen bizi unuttun. Anneni unuttun, babanı unuttun. Bu tarafı bir düşün bakalım, buranın durumu nasıl? Benim... Babanın bir durumu nasıl? Yani, bak baba... hepimiz perişanız. Yani hepimiz benim... hepimiz perişan yani... olduk. Biz seni isteriz, evine gelesin. Senin orada bir evin var, bir yatağın, bir yorganın var kızım. Neye gelmiyorsun? Kardeşim bu var. Bu hayat hayat değil. Dedene ne söyleyeceksin? Bu hayat hayat değil kızım. Değil anneciğim. Değil kuzucuğum. Yani 74 günü tek başıma ayaklarımın üstünde duruyorum. Ne yaptın ben... tek başına? Nasıl geçindin İbre? İşte ben de bunu sormak istedim. Nasıl, nasıl geçindin? 74 gün boyunca senin cebine kim para koydu, nasıl geçindin? Nasıl, nerede çalıştın? Bana söyler misin? Garsonluk yapıyordum. Ne kadar? Ayda ne kadar kazandın? Garsonluktan günlük 120 TL alıyordum. 120 TL alıyorsun. Evet. Sonra... Günlük mü 120? Evet, günlük 3600 lira yapar ayda. 3600 lira alıyorsun. Evet. Ev kiranı yetmez. O zaman şu anda ya, Nazan'ın evinde kaldığına göre para da biriktirmiş olman lazım. Evet. Ne kadar param var? Şu an mı? Ha. Söylemek zorunda mıyım? Zorunda değilsin. Peki evet. Kendini ev mi tutacaksın? Evet, ev. Yalnız mı yaşayacaksın? Nereye kadar Nazan'ın yanında yaşayacaksın? Sen onların çocuğu değilsin ki. Ya kendimi ev tutacağım, kendi yaşantımı kuracağım. İmre, doğruları söylemiyorsun. Bak yalan kesinlikle söylüyorsun demek, seni üzmek istemiyorum. Yalan sen söylemiyorum. Sen Nazan'ın evinde kalmayacaksın. Gideceksin, Emre ile beraber kalacaksın. Ben sana söyleyeyim. Emre ile beraber Emre nasıl ne iş yapıyor? Kalabilirim? Evli mi Emre? Evli mi? Evli. Evli. O zaman evli biriyle kalamam diyorsun. Emre evli falan değil. Niye onunla kalamıyorsun o zaman? E niye kalayım bir erkeğin evinde? Onun yanında mı kalıyorsun? Hayır, niye kalayım? Hayır, onun yanında mı kalıyorsun? Arkadaşım da değil. Onunla kalmıyorum. Ya sen ne zamana kadar Nazan'la kalacaksın? Sürekli. Nazan, ya Nazan'ın annesi babasının rızası var mı bir kere? Ben çocuğumun arkadaşını alıp bakmam yani. Ne maddi ne manevi anası babası varken. Yani bunun demek ki sürekli kalmak var istiyor orada. Yani vallahi bu tarafa kızım, gelmiyor. Yani biz üzerimize düşeni yaptık. Sağ olun. Evet. Ama Allah sana akıl fikri versin. Amin. Tamam mı? Önce Allah sana akıl fikri versin. Sonra da lütfen siz de evladınızı bir psikolojik destek alın, evet, götürün. Ben yayından önce şunu söyledim. Senin çok acil psikolojik desteğe ihtiyacın var. Şimdi her şey sana toz pembe geliyor. O toz pembe hiçbir bulutlar şey bana toz pembe gelmiyor. Toz pembe bulutlar bir süre sonra kara bulutlara dönüşebilir. Anneni babanı da arkanda bulmayabilirsin. Tamam mı? Yani umarım yasaklı madde kullanmazsın. Tanımadığın bir insanın yasaklı evinde kalıyorsun. Yasaklı madde niye kullanayım ben Hayko? Çünkü insanlar, genç kızlar bir süre sonra tuzağa düşürülüyorlar. Her genç kız tuzağa düşecek diye bir şey yok ki. Niye o zaman ailenin yanında kalmıyorsun Emre? Anlaşamaz konular var, kimse mutsuz olduğun yerde duramaz. Sen bu tanımadığın anne babanın yanında mutlusun, Nazan'ın anne babasının yanında mutlusun da annen yanında mutlu değil misin? Annen ayrı eve çık o zaman ya. Bilemedim, git dedenle yaşa yani. Hiç mi akraban yok senin? Kim onlar ya? Nazan senin anne baban kabul ediyor mu? Evet. Bence Nazan da annesiyle babasıyla kalmıyor. O da hayır, doğruyu ben söylüyor. Baban şu anda bu yayını izledikten sonra Nazan asla kabul etmiyor. Nazan evine ya, de geldi, şey röportaj yaptın evinde. Gördü yayın ekibi, gönderdiniz. Ama Nazan senin annen evini... babanın yaptığı da normal değil ki. Yani. Düşünsenize yani. Biraz yanlış misafir edersin. Sonra dersin ki ya bunun annesi var, dedesi var, babası var, osu var, busu var. Vallahi hayat senin hayatın, tamam mı? Evet. Hayat hayatını yaşa. Umarım benim karşıma, çok bitmiş bir halde bu programları kaç yıl daha yaparım bilmiyorum ama umarım senin haberlerini sağda solda kötü bir şekilde okumam. Yok, görmezsiniz. Biraz, ben emin değilim ama yani görmezsiniz. Ben göreceğimi düşünüyorum. Üzgünüm. Yok, çok üzgünüm yani. Görmezsiniz. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Söyleyin Orhan Bey. Nazan'ın 20 yıllık emniyetçi. 30 yıl, 30 yıl. 30 yıllık emniyetçi. Oldum. Bakın Nazan anne babasına sesleniyorum buradan. Sizden rica ediyorum. Bu kızın sorumluluğunu almayın. Yarın başına bir iş gelirse hesabını tabii size sorarlar. Evet, bence de. Aynen. Sorumluluğunu almayın. Kesinlikle öyle. Artık İmre'nin kendi hayatı.
Biz bu kadar yapabiliyoruz. Gerisi sizin tercihiniz. Yapacak bir şey yok.